Yeni Parti Genel Başkanı, sorularımızın cevabını almak konusunda ısrarcıyız. Muhalefet Partisi Genel Başkanı olunca Ayhan Bey, artık böyle. Genel Başkanı olunca alışacaksınız. İnşallah konuşan Türkiye Şirin Hanım, devam eder de diyelim. Ben hiçbir şeyi cevaplamaktan kaçınmam. Şimdi, bir şey yok, çok rahat cevaplarım. Emin Çapa'nın sorusu vardı değil mi, senin sorununa devam edelim. Sonra Barış da bir soru soracak, sonra teşekkür edeceğiz. Ayhan Bey, şimdi önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki bana özel olarak söylenmiş bir şey yok bu konuda dediniz. Peki bundan sonra sizin bugüne kadar söylediklerinizden ne anlamalıyız? Yani bundan sonra atılacak adımları ne olarak göreceğiz biz bu meselede, çözüm süreci meselesinde AKP'nin? Yani AKP ortaya çıkıp Abdullah Öcalan'ı içine alan bir çözüm süreci modeli önererek seçime gidecek bir gibi bir sonuç mu anlamalıyım sizin söylediklerinizden? Hayır, ben hiç öyle bir şey beklemiyorum. Ben sadece yani Öcalan'ın hem Suriye konusunda hem de belki Türkiye iç siyasetiyle ilgili bir takım eleştirilerini, bütün taraflara yönelik eleştirilerini eğer bir ortak yani yaklaşım yakalanırsa kamuoyuna taşınabileceğini düşünüyorum. Ama yani Öcalan'ın... Özür dilerim. Ne olur benim, yani benim tarafımda kalın. Ben ekonomiciyim dedim ya. Yani AKP'nin Abdullah Öcalan'ın bugüne kadar kamuoyuna iletilmesini izin vermediği fikirlerini kamuoyuna iletmesine izin vereceğini söylüyorsunuz. Doğru mu anladım? Ben öyle değil. Tam tersine. Peki. Yani aslında kamuoyuna yani Öcalan'ın kamuoyuna iletilecek bir yaklaşıma ikna edilemediğini düşünüyorum. Buna ikna edildiğinde düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasına da izin verileceğini düşünüyorum. Yani buradaki kastettiğim şey iç politika ile ilgili değil, Suriye ile ilgili daha çok. Ama yani şunu hani ifade etmeliyim. Böyle Öcalan üzerinden falan yürüyecek bir süreç olacağını düşünmüyorum. Ben daha çok somut, açık, ilan edilmiş, hiç gizli saklı bir şey yok. Bir anayasa teklifinin seçim kampanyasının ana argümanı olacağını düşünüyorum. AKP bu tarafından. AKP evet, tarafından. Bu anayasa... Evet. Yani bunu Cumhurbaşkanı defaten söyledi. Bundan bir yıl önce yani dedi ki herkes anayasa teklifiyle gelsin. MHP bir teklif sundu 100 maddelik. Muhalefet partileri de parlamenter sistem etrafında bir tartışma yaptılar. Yani burada seçim kampanyasının en temel argümanlarından birisi anayasa olacağı için ben de hep şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki Emin Bey, yani artık Türkiye'nin en can yakıcı sorunu ekonomidir. Dolayısıyla bu kutuplaşmayı, kamplaşmayı siyasi kavganın ana gündemi yapmayalım. Toplumun gündemi neyse siyasetin gündemi o olsun. Demokratik anayasa gibi, Kürt sorunu gibi, yani Türkiye'nin bütün kesimlerinin ihtiyaç duyduğu konuları siyasetin kavga alanı olmaktan çıkartırsak asıl tartışma, asıl gündem ekonomiye dayanacak. Ayhan Bey, bunun yolunun, şimdi ben size önce bir şey söyleyeyim. Bu tartışmaları erken tüketmekten geçtiğini düşünüyorum. Tamam ama Ayhan Bey, ben size şunu söyleyeyim. Ekonomi benim alanım. Uzun yıllarımı buna verdim ben. Ekonomi çok kolay çözülebilecek bir şeydir. Ekonomi Türkiye'nin gündeminden kolaycacık çıkar. Recep Tayyip Erdoğan bugün desin ki ben aday değilim. Ekonomi Türkiye'nin gündeminden çıkmaya yarın sabah saat 9 itibariyle başlar. Bakın hatta 9'u beklemez. Size öyle söyleyeyim. Söylesin. Emin Bey, bunu. Bir dakika. Ama Kürt meselesi öyle kolay bir şey değildir. Ekonomi de ekonomi biliminin de içine girdiğiniz anda kolay çözülür. Kürt meselesi son derece kolay bir sorundur. Ekonomi çok zor bir sorundur. Bütün dünya bu sorunla baş ediyor. Üretim, paylaşım, bunlar çok ciddi sorunlar Emin Bey. Nasıl kolay bir sorun? Siz istihdamla ilgili sorunun çözümünü nasıl kolayca tarif ediyorsunuz? Dünyanın en sayıcı sorunu, küresel kriz, ekonomi etrafından dönüyor. Şimdi, Kürt sorunu dediğiniz nedir ki? Çok basit bir şeydir. Biz sadece siyasi rant elde etmek için bu sorunu araçsallaştırmayalım yeter. Sadece bunun üzerinde tepinmeyelim, bunun üzerinden küçük oy hesapları yapmayalım. Birbirimizin hakkına, hukukuna tahammül edelim. Herkesi kapsayacak eşit yurttaşlık temelli bir anayasa yapalım, işin içinden çıkalım. Bu çok basit. Asıl zor olan ekonomi. Eğer gerçekten ekonomiyle ilgili güven verecek bir söz üretirseniz toplum zaten Kürt sorununa falan bakmaz. Peki. Ekonomiyle ilgili güven verecek siyasete yönelir zaten. Barış. Ayhan Bey, her şeyi konuştuk ama şunu konuşmadık.
Sonuçta siz bir partinin genel başkanısınız. Açık söyleyeyim, konuşmalarınızda genelde parti genel başkanı gibi konuşmadınız. Çünkü gerekirse benim partim kapatılsın dediniz benim için. Değil mi? Bunu söylediniz. Siz sonuçta... Ben Türkiye'de siyasi partilerin toplumun sırtında yük olduğunu düşünüyorum Barış Bey. Ama biz partileri taşıyoruz sırtımızda. Partiler bizi bir yere taşımıyor ne yazık ki. Evet ama bir realitede siz bir siyasi partinin genel başkanısınız. Hatta seçime girmek için değil mi bir birleşme vesaire yaşandı. Yani bizzat teknik tabii anlamda da sadece... Hani, ilçe teşkilatlarımızı kurmaya çalışıyoruz. Seçime girme yeterliliğini elde etmeye çalışıyoruz. Yani sadece hani bir siyasi parti kurduk fikirlerimizi söylüyor noktasında değil. Seçime girmek için de çaba sarf eden bir siyasi parti. Genel başkanı siz. Teknik anlamda örgütleniyorsunuz. Bu açıdan size şunu soracağım. Çok doğal olarak size sorulması gereken bir soru var. Şimdi önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı bizzat kendi aday benim dedi. Kendi ağzıyla söyledi. Evet. Millet İttifakı bir oyun kuruyor. Altılı masa falan. HDP görülüyor ki bu süreç onların yönüne ilişkin bir tartışma başlatıyor olabilir ama Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın ağzından bir en azından kendi yollarında gidecekleri bir harita çizmeye çalıştıklarını söylediler. Sizin adınıza soruyorum. Yarın seçim olsa, belki Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alabilir diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu. Siz ne yapacaksınız? Yani çünkü sonuç olarak seçime girmeye yeterli olan bir parti hüviyeti kazandığınız zaman bu ittifaklardan bir tanesinde olmayı düşünüyor musunuz? Kendi bağımsız çizginizde mi duracaksınız? Yani bunları çok somut olarak bize tanımlar mısınız? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Çünkü Ayhan somut. Bey, ben sizinle ilgili nerede olacağınıza ilişkin kafamda hani sorarken şunu sizin bütün röportajlarınızı okumaya çalıştım. Yine de eksik bıraktım olabilir. Şunu anlıyorum. Mesela altılı masa bütün enerjisini güçlendirilmiş parlamenter rejime ayırıyor. Siz de biraz önce söylediniz ama siz mesela başkanlık rejimine karşı değilsiniz. Onu anlıyorum. Yani siyasi hattınızı oradan kurmuyorsunuz. Gerekirse bu da olabilir diyorsunuz. Siz neredesiniz? Onu sormaya çalışıyorum şu anda. Barış Bey, ben başkanlık rejimine yani bu referanduma giderken konu 2017 yılında karşıydım. Hala da Türkiye için parlamenter sistemin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye toplumunun birinci önceliği bu değil. Türkiye toplumu sistem tartışması yapmıyor. Ekonomiyle ilgili ciddi bir feryat içerisinde. Dolayısıyla öncelikli gündem, siyasetteki gündem toplumun gündemine uygun olmalı diye düşünüyoruz. Biz Türkiye'deki siyasi alışkanlıkların, siyaset tarzının kavga ve gerilim üzerine yürüdüğünü düşünüyoruz. Bu kavgayı, kamplaşmayı bitirecek yeni bir siyaset tarzı inşa etmenin derdindeyiz. Onun için gayet tabii hem seçime girme hakkını elde edip meclis için hem de kendi adayımıza 100 bin imzayı toplayıp kendi adayımızla, kendi siyaset tarzımızla toplumun önüne çıkacağız. Şu ana kadar partide bunu hiç tartışmadık. Çünkü şu anda 41 il, 3'te 1 ilçe yani bu seçime girme yeterliliğini yakalamak için önümüze bir hedef koyduk. Temmuz sonuna kadar. Yani biz henüz 2,5 aylık bir partiyiz. 1,5 ay daha çalışacağız. Yani 5-6 ay içerisinde bunu bitirdikten sonra da Cumhurbaşkanı adayı konusunu gündemimize alacağız, tartışacağız. Ben onur duyarım. Partim beni layık görürse ya da başka bir arkadaşımız da olabilir. Bizim hiçbir partinin hesabında, planında, gözümüzde yok. Kimseye hayır, yanaşmak derdinde değiliz. Desteklemeyi düşünür müsünüz? Ya olası bir adayı, başka bir adayı desteklemeyi düşünür müsünüz? Veya bu seçimin Bey, ikinci tura kalma ihtimalinde mesela hep o tartışılıyor ya, Erdoğan'la işte muhalefetin bir adayı diyelim ki Kılıçdaroğlu. Ne yapacaksınız? Yani bunları somut olarak sizden duymak istiyor doğal olarak. Tabii ki Barış Bey, ben neredeyse bir haftadır her çıktığım yani sosyal medya kanalında, televizyonlarda çok yer bulamıyoruz. Ama sosyal medya kanalında yani Kılıçdaroğlu'nun sadece Alevi olması dolayısıyla adaylığının engellenmesinin hem Millet İttifakı için büyük bir ayıp hem Türkiye demokrasi için kara bir leke olacağını çok net söylüyorum. Evet. Aynı şekilde yani eğer Millet İttifakı gerçekten bir demokrasi programıyla, bir barış programıyla ve dayanışmacı, paylaşım, adil bir ekonomiye dair bir programla ortaya çıkarsa bizim için Millet İttifakı asla görüşülmeyecek falan bir aktör değildir. Biz Cumhur İttifakı'na destek vermek üzere kurulmuş bir parti değiliz. İktidar partisinin uygulamalarını eleştiriyoruz. Ama bizim sözümüz şu, diyoruz ki muhalefet iktidardan daha adil bir ekonomi, daha eşitlikçi bir üretim modeli
daha paylaşımcı bir model, daha demokratik bir anayasa, daha barışçı bir toplum önermeli ki toplumun önünde bir alternatif olsun. Onun için buradan Şirin Hanım, herkese çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin artık, yani bu Kürt sorununu bir kavga konusu olmaktan gündemden çıkartalım. Bunun için gereken adımı hep birlikte atalım ki hiçbir partiye yazmasın bu konu, hiçbir parti bu konuyu istismar etmesin. Ben yine orada bir demin biraz önce Emin'in sorusuna verdiğiniz cevaptaki bir yere takıldım yalnız, onu sormadan geçemeyeceğim. Dediniz ki Abdullah Öcalan'ın bir mesajı olabilir, buna da iktidar ön ayak olabilir ama bu mesaj iç siyasetle ilgili değil, Suriye meselesiyle ilgili. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Suriye konusunda Abdullah Öcalan'a bir mesaj verdirtilecek ya da Suriye konusunda yeni bir barış sürecini böyle mi başlatacaklar? Yeni çözüm sürecinin kodları Suriye ile barış ve bunun da ilk sinyalini Öcalan'ın vermesi üzerinden mi kurguluyor iktidar? Bunu mu anlamamız gerekiyor ve ben, bu Kürt seçmeni ikna etmek konusunda ne kadar başarılı olur? Ya bu saatten sonra kim dönüp de iktidarın Kürt seçmenle ilgili vaatlerine kaç kişi bilmiyorum güvenir? Güvenir mi Kürtler? Onu da Erdoğan düşünsün, onu ben mi düşüneyim? Yani bu Kürt seçmeninin ilgisini çekmezse yani benim açımdan çok bir şey kaybedilmiş olmaz. Ama ben Suriye barışını önemseyen birisiyim. Suriye barışını hızlandıracak her girişimi, her çağrıyı önemserim. Bunu Öcalan da yapsa, başkası da ama yapsa. Ama siz diyorsunuz ki buna iktidar, yani bu sizin istediğinizi söylediniz zaten ama burada anlamadığımız, anlamaya çalıştığımız... Bunu iktidarın yaptıracağını söylüyorsunuz. İktidarın buna yol açacağını söylüyorsunuz. Ya bu demek ki siyasi bir strateji seçimlere doğru giderken. Ya da belki de iktidarın Amerika ya da Rusya ya da belki İngiltere ile olan yeni döneminin ilk sinyalleri olacak. Ve bunun üzerinden bir bölgede barış stratejisiyle mi seçime gidilecek? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Evet, evet. Yani bu ikincisi galiba benim meramımı daha çok ifade etti. Ben Suriye ile bir şekilde barışın sağlanacağını düşünüyorum. Türkiye'nin de Suriye barışı konusunda pozitif katkı yapması gerektiğini, Kürtlerin de aynı şekilde PYD'nin de yapıcı bir tutum takınarak Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturmadığı algısını ya da pozisyonunu geliştireceğini düşünüyorum. Geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bu gerektiğini, konuda... Gerektiğini düşünmeniz farklı. Bunun böyle olacağını okuyor olmanız farklı. Siz iktidarın tekrardan PYD ile Esad'la Suriye'de barış, Kürtler meselesi konusunda masaya oturarak bu sefer böyle bir süreç üzerinden mi seçimlere doğru gideceğini düşünüyorsunuz? Şirin Hanım, biz hep yanlış yerden muhalefet yaptığımız için bu ülke bu halde. Suriye'de bu halde olmamızın sorumlusu bu iktidardır ve eleştirmeliyiz. Suriye'de bir an önce barışın olması doğrusudur. Bu iktidarın bugüne kadar Suriye'de çatışmanın tarafı olmasını eleştirmeliyiz. Barışın tarafı olmasını niye eleştirelim? Ben Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorunlu olmasını daha doğru görüyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği için önemlidir. Suriye'de Kürtlerin, Türkmenlerin, Nusayrilerin, Sünnilerin elbette ki Suriye vatandaşı olarak bir yeni anayasayla, adil bir seçimle Suriye'nin geleceğini iç savaş kaosundan çıkartmasını ben Türkiye açısından da önemli görüyorum. İktidar da bu yönde bir adım atarsa doğru yapmış olur. Bugüne kadar yaptıkları yanlıştı. Bu adımı desteklemek lazım, bu adımı olumlamak lazım. Biz sanki bugüne kadarki yanlışından çok bu yönde bir adım atarsa diye korku taşıyoruz. Böyle bir şey olur mu? Sonuçta oradan her gün cenaze geliyor. Hayır canım, kimse öyle bir korku taşımıyor herhalde. Zaten muhalefetin yıllardır söylediği buydu. Sizin bu söylediğiniz. Dinlemeyen iktidardı. Evet. Ve Suriye'yle savaşa girdik. Yani gayet tabii, o yüzden gayet bunun tabii. Yani sadece ben siz gayet kendi ben, kendi talebinizi ve dileklerinizle getiriyorsunuz. Biz sizden, Barış, Emin, ben bilgi almaya çalışıyoruz seyircilerimiz adına. Bu sizin temenniniz sanki, midir? Yoksa hayır, somut sanki, olarak adım adım okuduğunuz bir stratejinin ilk adımları mıdır? Net, spesifik. Yani çok net söyleyeyim Şirin Hanım. Yani benim de sonuçta yani hem oralarda bulunan insanlardan duyduklarım, bildiklerim var ama hem de bir Türkiye okumam var. Eğer Suriye'deki vesayet savaşı devam ederse Türkiye'nin güvenliği de tehlikeye girer. Türkiye'nin iç barışı da tehdit altında kalır. Dolayısıyla da bu olması gerekiyor. Yani bugünkü iktidar ya da yarın başka bir iktidar.
kim olursa olsun Türkiye 2023'te öyle ya da böyle Suriye barışından yana bir siyaset geliştirecek. Yani biz sanki partileri merkeze koyup onların yapmak istedikleri üzerinden okuma yapıyoruz. Ben tersini yapıyorum hep. Diyorum ki Türkiye'nin Suriye'de böyle bir politikaya ihtiyacı var. Bu politikayı... Diğer konumuz Alaaddin Aktaş'la da aynı şey oldu. İnternet ya da işte hatlarda belki bir sıkıntı olabiliyor. Peki Ayhan Bey, teşekkür ederiz. Artık bu söylediklerinizin satır aralarından seyircilerimiz herhalde sonuca varmışlardır. Teşekkür ederiz geldiğiniz, katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok mersi. Evet, ne diyorsunuz, yorumunuz?